Selamünaleyküm. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Kur'an Yolunda programında yine sizlerle beraberiz. Her hafta birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Ekranlardan zaten tanıyorsunuz kendisini. İlk Seç Vakfı'nın satın alma sorumlusu Ahmet Emin Yavuz abimiz. Bugün bizlerle beraber inşallah hayırlara vesile olan bir program gerçekleştiririz. Ahmet abi hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk İbrahim kardeşim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Hamdolsun. Sizin Allah iyilikler versin. Elhamdülillah. Bizler deyiz. Zaten sizi tanıyoruz. İzleyenlerimiz de tanıyorlar elhamdülillah. Gelip gittiniz daha önce. Bugün biraz daha böyle süremiz daha az olduğu için tanışmamızın sonrasında hep böyle konumuza gireriz ya. Bugün erkenden bir girizgah yapsak olur mu? Hiç sıkıntı. Allah razı olsun. Cümlemi yanlış. Ahmet abi son zamanlarda Ehl-i Sünnet akidesinin ileri gelen büyüklerinden birer birer Allah-u Teala'ya efendim yolladığımız ve bizden önce efendim Allah-u Teala'ya kavuşan üstadlarımız oldu. Mesela onlardan bir tanesi siz de biliyorsunuz Şeyhül Kurra Hüseyin Harputoğlu hocamız Allah rahmet buyursun. Yine daha yeni Resul Bölükbaş hocamız, Allah rahmet buyursun. Uğurladık Hakk'a ve ümmet adına çok önemli kayıplardı kendileri. Çünkü alimler kolay yetişmiyor biliyorsunuz. Allah-u Teala rahmet buyursun. Tabii ki hepimiz öleceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu ayetinde buyurduğu üzere her nefis ölümü tadacak. İnşallah bu tadışımız imanla bir tadış olur. Onunla inşallah diriliriz. Tabii elimizden bir şeyler de geliyor. Hani derler ya ölenle ölünmez diye. Tamam ama elimizden gelenleri de iyi bilmek lazım. Mesela bu alimler kolay yetişmiyor derken sadece bu kelime değil altını biraz da doldurup alimlerin yetişmesine imkanları sağlamak lazım. Veya alimleri yetiştiren kurumlara destek olmak lazım. Çünkü yeni kurralar, yeni alimler bizi bekliyor. Hem Rabbini bilen, hem ülkesini seven. Şimdi bu konuda elhamdülillah İlk Seç Vakfı elinden geleni yapıyor. Özellikle eğitim konusunda çok başarılı işleri var. Bununla ilgili ilk defa bizi izleyenler olabilir. Alimlerin, eğitimin önemini bahsettik. Vefat eden hocalarımızı duyduk. İlk Seç Vakfı neler yapıyor acaba? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Allahümme şeytanın acımasına Allah'ın. Malum ilk konuya giriş sebepleri çok önemli alimlerimizin eksikliği hepimizi derinden yaralıyor. Evet. Özellikle Resul hocamızı dünya gözüyle de gördük, dinledik, sözlerinden istifade etmiş bulunduk. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Tabii bir de güzel anlamlı sözlerden birisi de alimlerin ölümü, alemlerin ölümü evet. diye bize nakledilir. Peki alimler ölünce alemleri öldürüp dünyayı bitirecek miyiz? Tabii ki hayır. Hı. Yerine yenilerini yetiştirmemiz lazım. Yenilerini yetiştirmek çok mu kolay? Çok kolay değil. Değil. Bunun için 3-5 olmazsa olmazı bir araya getirmek Hı. lazım. Talebemiz özünden bu işe çalışması Hı. lazım. Ailesi özünden bu işi istemesi lazım. Kurumlarımız özünden bu işi kabul etmesi lazım. Bunları üst üste koyduktan sonra inşallah birini yerine bir değil, üçünü yerine bir de getirebilirsek hamdolsun ne mutlu bize diyeceğiz. Bununla beraber tabii bu kurumlarda gayemiz, amacımız bu. Hı. Bunları yetiştirmek. Elimizden geldiğini yapıyoruz. Talebelerimiz de yapıyor. Bununla beraber biz eğer kılavuzumuzu iyi tutarsak, hı hı. yolumuzu sabit kılarsak, evet. hamdolsun bu yollarda inşallah mesafeler alacağız. İnşallah, inşallah. Onun için gayretlerimizi gece gündüz demeden devam ettirmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Tabii sadece az önce söylediğiniz gibi öğrencinin istemesi de yetmiyor değil mi? Yani ailenin de onun yanında olması lazım. Kesinlikle. O da yetmiyor. Nereye gittiği bu evladın, nasıl bir eğitim aldığı da çok önemli. Yani bir sac ayağı gibi bir tanesi kırık noksan olduğu zaman dengede duramıyor. Değil mi? Daha evvel söylemiştim. Muhtemelen izleyiciler hatırlayacaklardır. Evet.
annenin süt kasesi. Hmm. Evet, evet. Babanın kesesi, talebenin hevesi, hocanın nefesi. Ya. Bu dördünü bir araya getirmediğinizde mutlak bir yerde aksama olacaktır. Evet. Bunları biz elimizden geldiği kadar anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah talebelerimiz de bu bilinçle arkamızdan gelecek, bunları devam ettirecektir diye inanıyoruz. İnşallah. Tabii 2020'yi geride bıraktık. Hep beraber yaşadık. 2020 imtihanı bol bir sene oldu. Sadece ülkemiz için değil, dünya için de böyle oldu. Tabii burada olmamızın sebebi eğitim olduğu için İlk Seç Vakfı gibi tamamıyla gençlere hizmet eden ve eğitim müessesesi de bundan nasibini aldı. Tabii yüz yüze eğitim yok. Biraz daha online eğitime kayıldı. Bunları hocalarımızla konuşuyoruz. Yani %100 bir performans olmuyor. Ne kadar var dikkat edilse de. Tabii bununla beraber işin bir de maddi boyutu var. Yani bakıyoruz şimdi Allah-u Teala imtihan ediyor bizi bir şekilde. Ama bir yere kadar şöyle düşünüyorsunuz. Yani tamam, bundan şöyle bir ibret mi alsak, hangi nasihati alsak diye. Hayat da bir taraftan devam ediyor. Durmaya zamanımız yok, yani öyle bir durum yok. Bu kurumların devam etmesi için de maddiyatın çok önemli olduğunu biliyoruz. Maalesef. Ama dünyada bugün milyarlarca dolarlık zarardan bahsediliyor. Yani firmalar iflas ediyor, geçim bir hayli zor. Böyle bir zamanda bu kurumların ayakta kalması çok mühim. Bu konuda neler söylemek istersiniz bizi izleyenler için? Bu kurumların ayakta kalması tabii birinci olmazsa olmazı talebelerimiz. Talebelerimizle beraber aileler, bununla beraber de hiç yardımlarını, yani bir soluk dahi kesilmesini istemediğimiz hayırsever vatandaşlarımız. Evet. Bu hayırsever vatandaşlarımız bize her dönem özünde sırf dini amaçlarla olsun, talebelik konusunda olsun, gelecekteki İslam'ın varoluşuyla, doğru varoluşuyla olsun, bizi hiçbir zaman hamdolsun yalnız bırakmadılar. Evet. Ama bizdeki, eğer biz yalnız kalırsak, bu bizden kaynaklanan rehavetten bir sebep olur. Biz bu rehavete düşmek istemiyoruz. Her fırsatta, zaman zaman bu ortamın, pandeminin özellikle getirdiği rehavetten dolayı da zaman zaman hayırseverlerimiz bir boşluk yaşayabilir. Biz bu nedenle de her fırsatta da kendimizi hatırlatmaya, kendileriyle hoş sohbet etmeye devam etmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Bir de şu tabiri çok kullanırlar. Az veren derler, candan diye bir tabir var. Şimdi mesela bundan daha önce belki çok daha yüksek miktarlarda bağış yapan insanlar daha düşük miktarlarda bağış yapabiliyorlar. Bunda da çok fazla üzüntü duymamak lazım. Çünkü imkan ne kadar azalırsa az olandan infak etmenin çok daha sevap bakımından fazla olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Doğrudur. Yani burada miktar sadece göreceli bir kavram. Değil mi? Kişiden kişiye değişiyor zaten. Yani niyetimiz nedir? Niyetimiz burada bir yola bir taş koymaksa, evet. Zaman gelir en kalın zincirin en zayıf yeri neresidir? Kırık halkasıdır. Yani o halka kırık olmazsa zincir de zaten kırılmayacaktır. Yani. Dolayısıyla burada rakamsal büyüklüklerden ziyade niyetsel büyüklüklere önemsiyoruz. O niyetsel büyüklükler hamdolsun hedefini vuruyor. Elhamdülillah. Bizleri izleyen özellikle hanım kardeşlerimiz, teyzelerimiz, annelerimiz yardım konusunda daha da bir şevk halindeler. Yani erkeklerden daha iyi çalışıyorlar tabiri caizse. Daha duyarlı olmaları, belki anne olmalarından kaynaklanıyor. Muhtemelen. Bu davayı çok daha sahipleniyorlar hamdolsun. Etrafımızda bu konuda hafız yetiştiren, sponsor olan, bugünün tabiriyle kendi aralarında bir şeyler toplayıp teslim edenler var. Zaten bugün önümüzde de sadaka kutularımız var. Sadakanın belayı def ettiği hadisi şerifini zaten hocalarımızdan, çocukluk zamanlarımızdan beri biliyoruz. Yani mutlaka sen az da olsa bir şekilde bir sadakanı ver, başına neyin geleceğini bilemezsin der hocalarımız yıllardır. Şimdi bugün de bakıyoruz,
Gerçekten nereye baksak bir kaza, bir bela. Zaten COVID-19 isimli. Yeteri kadar. Evet, evet. Dünyadaki bütün COVID-19 mikrobunun gramını açıklamışlar tahmini. 5 milyar insan varsa diyor dünyada, tam olarak rakamı neyse, 5 milyardan hesaplamışlar. 5 milyar çarpı bir insanın vücudundaki bulunan COVID-19, 1 gram 12 miligram toplamı. 1 gramlık, yani 1,5 gram diyelim, bir virüsün toplam hacmi dünyayı nelere sebebiyet veriyor. İşte böyle bir zamanda da madem biz bir şeylerden artık evham duyuyoruz, o da yükseldi çünkü insanlarda. Hasta mı olacağım, çocuğuma bir şey olacak mı vesaire. Gelin bunlardan en kolay yol ile biz sadakayla bunlardan Allah'ın izniyle kurtulmaya çalışalım. Özellikle neden hanım kardeşlerimizi, teyzelerimizi söyledim? Kendileri bu işlerde çok daha dirayetli. Mesela şu sadaka kutularını alıyorlar. Onlar da gerek hanım toplantılarında, gerek evlerinde topluyorlar, veriyorlar. Biz belki ilk defa izleyenler vardır. Nasıl işliyor bu süreç? Onu anlatır mısınız? Nasıl Tabii. edinebilirler? Bu, yani gerek bayan gerek erkek gönüllülerimiz olsun. İş yerlerine de tabii aynı tabii şekilde gidebiliyor. Tabii biz bunun tanıtımını da yapıyoruz. Evet. Anlatımını da yapıyoruz. Malum sadaka belayı defeder. Evet. Defeder ama bu zaman yerine göre bir tebessümle sadaka olur. Evet, yerine göre evet. maddi sadaka gerekir. Şimdi maddi sadaka muhtemelen şu devirde her gün vermemiz lazım. Peki kime vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Ne şekilde vereceğiz? Verdiğimizden hoşnut olacak mıyız? Evet. Verildiğinden memnun olacak mıyız? Güvenecek miyiz? Hepsi bunların ayrı ayrı bir soru. Bunu biz yakınlarımızla mütalaa ederken şöyle bir çözüm bulduk. Ev reisi ya da çalışan kesim evinin çıkışına ukumbaradan koyduğunda eşiyle, annesiyle, babasıyla, kardeşiyle evet. vedalaşırken sadakasını attığında elhamdülillah sadakayla yola çıkmış oluyor. Esnaf kardeşlerimize de gidip anlattığımızda şunu söylüyoruz. Evet, sadaka belayı defeder. Şimdi biz senin tezgahına bu kumbaranı koymanı istiyoruz. Sen bu kumbaraya kaç kere atabilirsin? 1, 3, 5, 7, 10. Ama bu kumbaraya 500 kişi, 100 kişi, 50 kişi evet. attığında sen o 300 kişinin de tabiri caizse komisyonunu alacaksın Allah'ın indinde. Evet. Ve dolayısıyla kendine de bir koruma alanı oluşturmuş olacaksın diye böyle salık vererek hamdolsun güzel sonuçlar alıyoruz, neticeler alıyoruz. Aynı zamanda da biliyoruz, ekranları başındaki izleyenlerimiz de bunu çok iyi biliyorlardır. İzah ettiğiniz gibi. Biz apartmanda bile maalesef kültürümüzü kaybettiğimiz için birbirimize selam vermeyen bir toplum haline dönüştük. Mahallemizde kim aç, kim yoksul, dediğiniz gibi kim ihtiyaç sahibi, bunu bilmiyoruz. Böyle bir dönemde bu kurumlar bizim çok işimize yarıyor. Yani bizim için zaten ne yapıyorlar? Sadakamızın doğru adrese gidiyor olması için biçilmiş kaftan. Sadece bizim tembellikten kurtulup bağış yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda izleyenlerimiz için söyleyelim. Sen de bir hafız yetiştir diyor İlk Seç Vakfı. Bir hafızın aylık burs bedeli 400 lira oluyor. İsteyen bunu aylık verebildiği gibi, isteyen 4-5 kişi birleşip de verebiliyor. Bu konuda gerekli kolaylık sağlanmış. Aynı zamanda da Ahmet abimizin söylediği gibi, ekranlarda da gördüğünüz üzere bu kumbaralardan siz de alabilirsiniz. İlk Seç'e gelip alabilirsiniz veya telefon açtığınızda bana geçerken ben burada oturuyorum, bana getirebilir misiniz dediğinizde hem görevli kardeşlerimiz bunu size getirecek. Dolduğu zaman da teslim alıyorsunuz zaten. Aynen. Makbuz karşılığı. Bu da güzel bir şey. Tabii biz bunları konuşurken unutmamamız gereken bir şey daha var. Bir yandan da eğitim devam ediyor. Yeni eğitim döneminde de mülakatlar oluyor. Evet. Hep mesela kardeşlerimizden şunu duyuyoruz. Benim çocuğumun işte bu sene kazanamazsa sonu ne olacak ve kaç kişi alınıyor, neden bu kadar az kişi alınıyor mülakata diye.
çocuğunun ilk seç vakfında okumasını isteyen ama yer olmadığı için belli biliyorsunuz mülakatlar oluyor. Herkes alınamıyor yer olmadığından dolayı. Üzülen kardeşlerimiz var. Onlar için de hatırlatmış olalım. ilkseçvakfı.org adresinde mülakatların tarihleri, telefon numaraları yazıyor. Oraya gitmeden önce şu an bizi izleyen anne ve babalara neyi tavsiye edersiniz? Ne zaman karar versinler, gelsinler? Ailede hangi ortam varsa, çocukta hangi şeyler varsa gelsinler. Onlara böyle bir akıl vermek adına ne söyleyebilirsiniz? Arife tarif gerekmez. Hani tek başına çocuğum okusun demek de yetmiyor galiba, tabii, değil mi? Onu tabii. Evet. Bu şimdi biz bunu birebir çok velimizle konuşuyoruz. Evet. İşte ben çocuğum şöyle olsun istiyorum, böyle olsun. İyi de sen onun kadarken öyle miydin? Değil mi? Evet. Şimdi zaman zaman şöyle hata yapıyoruz çocuklarımıza, torunlarımıza. Ya adam gibi ol, adam gibi otur. Ya o adam değil ki. Önce biz çocuk gibi olup, evet, çocuk diliyle onunla konuşup bir kontak kurursak, diyalog kurarsak, evet, ondan sonraki bize akış daha kolay olacaktır. Dolayısıyla şimdi aileler zaten üç aşağı beş yukarı çocuğun ham maddesi diyelim, eğitimin, evet, çocuğu biliyor. Bundan sonraki olay çocuğun gidişatına göre bir kuruma gelmesi. Bizim sıkıntımız işte yer yetersizliğinden dolayı her dönem mülakatta aldığımız için. Tabii bu dönem yani ekonomik sebeplerin oldukça sıkıntılı, dibe vurduğu bir zamanda ne kadar hızlı biz hareket edersek, ne kadar şöyle candan, gönülden biraz daha böyle elimizi derler ya cebimize götürürsek biraz daha hızlanmasına vesile oluruz. Burada öyle ki Ahmet abi, bizim en hoşumuza giden mevzulardan bir tanesi, arkadaşlarla konuşuyoruz. Hem küçük yaştaki kardeşlerimizin hem onların abilerinin aynı yerde yerde okuyacak olması. Yani bu taraftaki okuyanlar, bu bloktaki okuyanlar, karşıdaki bloktaki okuyanlar aslında birbirinden ayrı Küçükçekmece'de. Ama bir yandan da bakıyoruz, birbirlerini örnek olarak görebilecekleri bir müessese inşa ediliyor. Devasa bir müessese. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Sağ ol. Buranın bir halısı var. Bir de bilmem kaç bin metrekarelik bir alanın halısı var. Yani bazı kardeşlerimiz belki düşünüyor olabilirler, neden bir anda bitmiyor diye. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Onu her seferinde izah etmeye çalışıyoruz. Artık biraz da utanıyoruz diyeyim insanlardan. Ama malum dediğiniz gibi talebelerimiz burada yaşarken zaman tünelinin içindeymiş gibi yaşayacaklar. Geleceğini bir öndeki sınıfa bakarak görecekler veya bir üstteki koridora baktıklarında görecekler. Ama bu koridorları oluşturmak kolay mı? Evet. İnanın çok kolay değil. Yani oranın metrekaresiyle zaman zaman hafta içinde sağ olsun bazı vatandaşlarımız illaki gelip yeri görmek istiyorlar. Götürüyoruz. Götürdüğümüzde onlar da bize hayretlerini çok yakından göstermiş oluyorlar. Ya biz televizyonda bu kadar görüyorduk ama bu kadar yakından böyle ya, büyük olduğunu tahmin etmiyorduk, evet, diye söylediklerinde hamdolsun bir nebze de olsun anlatmaya çalıştığımızın farkındalığını yaşıyoruz. Elhamdülillah. Ve orada gerek yüzme havuzu, gerek mescitleri, şadırvanları, sosyal tesisleri ve en önemlilerinden bir tanesi galiba İlk Seç Vakfı'nın bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz. Yemekhaneleri mesela modern bir şekilde, yani buhar temizleme makineleri vesaireleriyle donanmış olması çok daha burayı güzel kılıyor. İnşallah en kısa zamanda Allahu Teala nasip buyursun oraya gidip ziyaret etmeyi, belki sizlerle beraber, hocalarımızla beraber oradaki Allah Celle Celaluhu nidalarının yankılanmaya başlandığı, hafız talebelerin şöyle onların hareketleri var ya ezber yaparken, onları görmemiz nasip olsun inşallah. İnşallah. Ahmet abi, yavaş yavaş programımızın nihayetine geliyoruz. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Eklemek istediğimiz yine aynı şey. Biz bu yolun tabiri caizse dilencisiyiz. Yine hayırsever vatandaşlarımızla biz burada olduğumuzu söylüyoruz, belirtiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet abi.
Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık, diline sağlık inşallah. Sonraki bölümlerde görüşmek ümidiyle. İnşallah. Allah razı olsun. Efendim Ahmet Emin Yavuz abimiz bizlerle beraberdi. Kendisi İlk Seç Vakfı'nın satın alma sorumlusuydu. Bu güzel bilgileri paylaştık. Zaten bu bir davetiyeydi biliyorsunuz. Bir düğün davetiyesi gibi. Yani bir çağrıdır bu. Size bu daveti sunduk. Buna icabet etmek sizdendir diyoruz. Ne kadar sıkıntılı ve imtihanlı bir zamanda yaşadığımızı biliyoruz. Tabii bu bizi durdurmamalı Ahmet abinin söylediği gibi. Biz yürümeye devam etmeliyiz. Belki yürüyüşümüzde tempomuzda bir yavaşlama olabilir. Bazen seke seke yürüyebilir, bazen düşebiliriz ama Müslüman her zaman ayağa kalkma ümidinde olmalı. İşte o günlerden belki o senelerden bir tanesindeyiz. O nedenle inşallah daha hayırlı bir sene olur bizler için. Dua edelim. İnşallah bir an evvel de efendim bu külliyenin bitmesini bizler görelim. İnşallah oradaki kardeşlerimizin okumasına yardım eden kimler varsa, isimsiz kahramanlar diyoruz onlara. Allahu Teala ne muradınız varsa versin hayırlısıyla amin diyoruz. Evet, bugünlük bizden bu kadar. İnşallah bir sonraki hafta tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle. Unutmadan hemen söyleyeyim. Siz de bir hafızın sponsoru olabilirsiniz. Sponsor dediğimiz aylık bir para yatırılıyor. Bu kardeşimiz maddi sıkıntısı olan annesinin babasının durumu olmadığı için ilk seçe ödeme yapamayan kardeşlerimiz var. Zaten ilk seç birçok kardeşimize bu konuda hayır demiyor. Buyurun gelin diyor. Bu kardeşlerimiz işte abilerimizin, teyzelerimizin yardımlarıyla okuyorlar. Sponsorluk buna deniyor. 400 lira aylık verdiğinizde bir kardeşimizin sponsor oluyorsunuz efendim ve hafız olarak yetişmesine katkıda bulunuyorsunuz. 0850 303 2071 ve ilkseçvakfı.org adresini de sizlerle paylaşıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Alimler, Peygamberlik Müessesesi'nin hitama erişini müteakip, cehalet ve karanlıklara gark olma, ebedi hüsran yoluna sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış insanlığın, hidayetle buluşmalarına vasıta elçiler olma niteliğini taşımak ve onlara rehberlik etmek bakımından peygamberlerin varisi konumundadırlar. İlk Seç Vakfı olarak Mahmud Efendi Kudüs-i Ruh Hazretlerinin yeryüzündeki kum taneleri adedince hocaya ihtiyaç var. Her mahalleye bir erkek, bir de kız medresesi açılsın. Erkekleri erkek, kızları da hanım hocalar okutmak kaydıyla. 7'den 70'e herkes dinini bu medreselerde öğrensin şeklinde ifade buyurdukları, bu yüksek gayeye erişme adına başlatılmış olan seferberliğimiz, ilk günkü ciddiyet ve kararlılıkla bugünlere taşınmış olup yarınlara ulaştırılma adına aynı kararlılık ve azimle sürdürmekteyiz. Kur'an'la hayat bulmuş, İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilecek nitelikli bir nesil inşa etmek, ihtiyaç duyulan her bölgede ümmeti Muhammed'in uhrevi dertlerine derman olacak ehli sünnet fertler yetiştirme yolunda durmaksızın çalışıyoruz. 1994 yılından bu yana Rabbimiz Celle Celaluhu'nun nusreti ve onun vesile kıldığı hayır sahibi müminlerin vesileleriyle ektiğimiz fidanın günden güne dev bir çınara dönüştüğünü müşahede etmek bizleri son derece mesrur etmektedir. Bu vesileyle Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar ediyor, aşk ve şevkle herhangi bir karşılık beklemeden can ve mallarıyla hizmet etmeyi iştiyak haline getiren tüm hayır sahiplerine şükranlarımızı sunuyor ve onları sadaka-i cariyeleri vesilesiyle kıyamet sabahına kadar kapanmayacak amel defteri sahibi oldukları için canı gönülden tebrik ediyoruz. Kocatepe Kur'an kursuyla başlayan çalışmalarımız, Sarıyer Mekke Nur, Kayabaşı Hacı Kasım, Abdülaziz Abdik, Esenler Hayırseverler, İmam-ı Müslim Kur'an kursları ve İlkem İlim ve Kültür Eğitim Merkezi kurumlarımızın ardından bugün Küçükçekmece İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Külliyemizde taçlanmış bulunuyor elhamdülillah. İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Külliyemizin temellerini 2015 yılında attık.
Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendimizin himmet ve riyasetinde yine Hoca Efendimizin tabiriyle Allah'ın aslan kullarının destekleri ve Kur'an sevdalısı kardeşlerimizin dualarıyla ekilen tohum bugün 5000 metrekare arazi üzerinde 22.000 metrekare kapalı alanı, 800 öğrenci kapasitesi, spor ve kültürel sahaları, 59 adet sınıfı, 423 yatak kapasiteli 60 adet yatakhanesi, 27 adet çadırvanı, 560 kişi kapasiteli yemekhanesi, toplamda 100 bin adet kitaptan mürettep, 2 adet kütüphanesi ve hat, tesvip, ebru atölyeleriyle adeta dev bir çınara dönüşmüş durumda. Anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim yelpazesiyle ümmeti Muhammed'in evlatlarının ehli sünnet vel cemaat çerçevesinde yetişmelerine ve en nihayetinde Kur'an'la hayat bulacak bir neslin inşasında önemli bir rol alacak bu külliyenin bir an evvel tam kapasite hizmete girmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlk Seç Vakfı olarak vizyonumuz olan Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatı ve liderliği doğrultusunda müminlere karşı şefkatli, tüm insanlığa karşı barışçı ve sulhu hedefleyen bir anlayışa sahip olmakla beraber, hak ölçülerinde zalimlere karşı mazlumları koruyan tevazu ve vakar sıfatlarına Rabbinin rızası doğrultusunda haiz, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve manasını zihnine nakşetmiş ve ölünceye kadar hayatını onunla anlamlandırmaya ve yaşamaya ahdetmiş, adil, vatanına, milletine ve bayrağına sevdalı, sevecen, merhametli, şahsiyetli ve medeniyet sahibi fertler yetiştirme hedefine durmaksızın ilerlemeye devam ediyoruz. Ve bu ulvi yolda bizlere omuz veren, yolumuza yoldaş olan tüm Kur'an sevdalısı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hak yolunda yorulmadan koşmayı ve sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı altında toplanmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Amin.